ABD Yeraltı Üstleri ve Dünya Dışı Genetik Deneyler ABD hükümetine ait yer altında birçok tünel ve yeraltı tesisleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri New Mexico'daki Dulce, Simpot, Daitl, Corona, Taos, Pueblo, Albuquerque, Arizona'da Santa Catalina Dağları'nda, Colorado'da, Delta, Granda, Mesa ve Colorado Springs'te Kaliforniya'da Needles, Edwards, AFT, Telepachia Dağları, FT Arvin Norton, AF e. Bay ve Morongo Vadisi, Nevada'da Blue Diamond, Nellis, EFB, Grom Lake ve Popso Lake bölgelerinde Quatris Dağı ve Ponopah'tır. Bu yeraltı üstlerinin bir Armageddon yani Kıyamet günü geldiğinde Amerikan gizli örgütlerine mensup askeri ve sivil elitler için birer sığınak olacağı muhakkaktır. ABD'nin en gizli askeri üssü 51. Bölge, 1953'te Washington DC'nin kontrolü dışındaki gölge hükümetin içinde Majestic 12 Komitesi kurulmuştu. Bu komitenin başkanlığını o zamanlar Başkan Truman yapıyordu. Los Alamos, New Mexico'da bulunan örgüt Başkan Yardımcısı Nixon zamanında yeniden faaliyete geçirildi. MG12, DDB, V'lerle yani dünya dışı biyolojik varlıklarla sınırlı işbirliği ile gizli bir program yürütülüyordu. Zeta-Ratukuli yıldız sisteminden geldiği iddia edilen büyük siyah gözlü ve kocaman kafalı, akıllı, sürüngenimsi yaratıklar yani grilerin acilen bor elementlerine ihtiyacı vardı. Griler, Eski Mısır ve Sümer yeraltı mitolojisinde de insanları kaçıran yaratıklar olarak da biliniyordu. Sümer mitolojisinde bunlara Galatur, Mısır mitolojisinde ise us Ushtubtiu deniyordu. Bu element de Amerika'nın güneybatısında bulunuyordu. İlginç bir tesadüftür ki ülkenin çok gizli askeri tesisleri de yoğun olarak bu bölgelerde bulunuyordu. Ufuların buralarda sık sık görülmesi, ziyaretçilerle ABD hükümetli yetkilileri arasında işbirliği olduğu iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. İddialara göre uzaylıların vaat ettikleri ileri teknoloji transferine karşılık onlara bor verilecekti. Buna dikkat edin. Çünkü dünyadaki bor rezervlerinin %70'i Türkiye'de bulunmakta. ABD'de UFO'lar tarafından kaçırılan çocukların yer altındaki laboratuvarlarda tıbbi denemelere tabi tutuldukları da iddia edilmektedir. Bazı kaynaklara göre 51. bölgedeki Üst'e 22 yeraltı seviyesi bulunmaktadır. Bu tesisin güneybatıdaki diğer tesislerle yeraltı tünelleri vasıtasıyla bağlantıları vardır. Bu üste zihin kontrol, ışın silahları da geliştirilmekteydi. Üs, kongrenin, başkanın ve ABD Hava Kuvvetlerinin denetimi dışındadır. Bilderberg'in GAFRE, Trilateral Komisyonu yani Tek Dünya Hükümeti, Yeni Dünya Düzeni gibi farklı isimlerle anılan gizli bir çetedir. Askeri endüstriyel kompleksleri içinde faaliyet göstermekte ve yeraltı üstlerini kontrol etmektedir. Bu güçlerin hedefi dünya çapında egemenlik kurmaktır, yani Tek Dünya Hükümeti. William P. Lear CIA için bütün dünyada gizli misyonlar gerçekleştirmiş bir pilottu. 1986 yılında Lear, bir UFO'nun İngiltere'de askeri üsse indiğine şahit olan bir ABD Hava Kuvvetleri mensubu ile tanıştı. Lear, onun anlattıklarından sonra DDB, F'lerle ABD hükümeti arasında bir anlaşma yapıldığına inanmaya başladı. Lear'e göre 1969'da 1971 yılları arasında uzaylı ziyaretçiler ile Majestic 12 komitesi arasında bir anlaşma yapılmıştı. İleri teknoloji transferi karşılığında hükümet, süre gelen insan kaçırmalarına göz yumuyordu. Kaçırmalar insan uzaylı melezi yaratmak içindi. Uzaylılar kurbanların vücuduna yerleştirdikleri yapay cisimlerle onları kontrol edebiliyorlar. Bazen de insanların organlarını çıkararak kendi bozuk sistemlerini yenilemek için kullanıyorlardı. İstenilen etki, kaçırılanlardan alınan enzim veya hormonun hidrojen peroksitle karıştırılmasıyla elde edilen solüsyonun uzaylıların bedenlerine enjekte edilmesi sağlanıyordu. Lire göre 1956 yılında çavuş Jonathan R. Lorett, White Sand füze denemeleri alanında disk şeklindeki bir araç tarafından kaçırıldıktan 3 gün sonra bedeni aynı sığırlar gibi parçalanmış bir vaziyette bulunmuştu. Bu operasyonlar yer altındaki laboratuvarlarda bulunan biri Grom Lake ve 51. bölgede bulunuyor. Kurban daha canlı iken gerçekleştiriliyordu. 1979-1983 yıllarında MG12 olayların planlandığı gibi gitmediğini fark etti. 1979'da durumu araştıran bir grup New Mexico Dulce'deki CIA uzaylı yeraltı kompleksinde uzaylılar tarafından tuzağa düşürüldü. Rehineleri kurtarmak için özel bir askeri birlik yollandıysa da çıkan çatışmada 66 asker öldü. Bu felaketten sonra MG12'nin günümüzdeki üyeleri arasında o zamanki Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, eski CIA direktörü Richard Helms ve eski Donanma İstihbarat ve Milli Güvenlik Ajansı Başkanı Bobby Ray Inman'da bulunuyordu durumu kamuoyuna açıklamak istediler. Fakat üyelerin çoğu böyle bir açıklamanın toplu bir paniğe yol açacağını düşünerek onun yerine DDB V'lere karşı etkin bir silah geliştirmeye başladılar. Yıldız Savaşları projesi bu amaçla geliştirilmişti. Gerçekte bu projenin Rus füzelerine engel olmak gibi bir amacı yoktu. İlginçtir ki Başkan Kennedy de uzaylılarla yapılan anlaşmayı halka açıklamak isterken şoförü tarafından vurulup öldürülmüştü. CFR tarafından kontrol edilen gölge hükümet Kennedy'nin ölümünden sorumluydu. İddiaya göre Raptiye operasyonu ile 2. Dünya Savaşı sonunda Almanya'dan Amerika'ya getirilen doktorlar ve bilim adamları zihin kontrol, genetik mühendisliği ve anti-gravitasyonel uçan disklerin yapımıyla uğraşmışlardı. 51. bölgede bir Frankenstein fabrikası kurulmuş ve genetik mühendisliğinin ürettiği yaratıklar ortaya çıkmıştı. Bunlardan Chupacabra denilen vampir yaratık, Porto Rico'dan Meksiko'ya, Oregon'dan Florida'ya her yerde görülmüştü. Son yıllarda Şili'de de ortaya çıkmıştı. Bu yaratığa Kravis yani genetik değişime uğratılmış sürüngen uzaylı vampir türü deniyordu. Chupacabra insanları uzaylı istilası senaryolarına hazırlamak için ortaya çıkarılmıştı. Bu sürüngenimsi canavar ile halk arasında bir panik yaratmak ve onların yeni dünya düzenini daha kolay kabul etmeleri isteniyordu. Aslında amaç halkın tanrıya ve egemenliğe olan inancını yok etmek ve global bir hükümete yol açmaktı. ABD'nin yer altındaki gizli Dulce üssü, Dulce, New Mexico'nun kuzeyinde 900 nüfuslu küçük bir kasabadır. Dulce'nin en önemli özelliği Arklet Mesa'nın altında derin bir sır saklıyor olmasıdır. Söylentilere göre bu sır hükümet uzaylı ortak biyogenetik laboratuvarlarında insanların ve hayvanların üzerinde korkunç deneyler yapıyor olmasıdır. Bu üst civarında sık sık parçalanmış sığırlara rastlanmaktadır. Bazı araştırmalar parçalanmış sığırlar fenomeninin UFO'larla bağlantılı olduğunu söylemektedir. Gerçekten de Dulce civarında sık sık UFO'lar, acayip ışıklar ve diğer hava fenomenleri rapor edilmektedir. UFO'ların görüldüğü bölgelerde parçalanmış sığırlara da rastlanmaktadır. Birazdan okuyacağım Amerika'da araştırmacı Paul Benwitz'in Dulce üssü ile ilgili açıklamalarının bir dezinformasyon kamplarının sonucu olup olmadığı açıkça belli değildir. Polün Dulce tesisi ile ilgili tek şahidinin açıklamaları için onu yalancılıkla suçlamak taktik bir manevra olabilirdi. Ama gerçek dezinformasyon kamplarında, kamuoyunda Dulce hikayesinde inanılacak hiçbir şey olmadığı söylemek olurdu. Paul Benevitz'in bir UFO tarafından kaçırılan New Meksikolu Myron Hansen vakasını incelemişti. Hansen 1980 yılında bir yeraltı tesisine götürülmüştü. Krista Tilton, Temmuz 1987'de bir uzay gemisiyle gelen iki küçük gri uzaylı tarafından kaçırıldıktan sonra kayıp zaman tecrübesi yaşamıştı. Tilton kaçırıldıktan sonra güvenlik kameraları, ve bilgisayarlı kontrol noktalarının bulunduğu yer altında bir tünele götürüldü. O bir transit araçla yüz taraması yapılan bir bilgisayar ekranı karşısına getirildi. Bilgisayar ona bir kimlik kartı çıkarttıktan sonra rehberi tarafından 7 kat yerin altında bulunan bir tesisin birinci seviyesine geldiği söylendi. Krista'nın iddiasına göre o yer altındaki 5. kata kadar indirilmiş uzaylı araçları ve küçük gri yabancı varlıkların olduğunu görmüştü. Daha sonra götürüldüğü geniş bir odada bilgisayarlar tarafından kontrol edilen geniş tanklara asılmış göstergeler ve bazı boru hatlarından çıkan tankların içine giren geniş kollar görmüştü. Onun dikkatini bir uğultu sesi ve forman dehit kokusu çekti. Tilton bu sıvının tanklarda karıştırıldığı izlenimini edinmişti. Ona tankın muhtevası gösterilmedi. Krista kaçırıldığı zaman şahit olduğu şeylerin çoğunun sonra resmini çizmişti. Bu esrarengiz tanklarla ilgili bilgiler Dulce Kağıtları adlı tartışmalı bir dosyada yine ele alınmıştı. Bu dosyada ayrıca Dulce Yeraltı Tesisi'nin 30 adet siyah-beyaz fotoğrafı ve bir de video bantı bulunuyordu. İddiaya göre bu kağıtları dışarıya 1979'a kadar Dulce'de güvenlik görevlisi olarak çalışan bir memur çıkarmıştı. 1979'un sonunda güvenlik memuru Thomas G. karşılaştığı korkunç gerçekler karşısında daha fazla suskun kalamayacağını anlamıştı. Dulce yakınlarındaki Amerikan hükümeti uzaylılarla ortak yeraltı üstünde rahatsız edici çok şey duymuş ve görmüştü. Çetin bir İç hesaplaşmadan sonra tesisten ayrıldı ve birçok belgeyi de beraberinde götürdü. Küçük bir fotoğraf makinesiyle yer altındaki çok katlı kompleksin 30'dan fazla fotoğrafını çekti. Ayrıca birçok belgeyi ve kontrol merkezindeki bir güvenlik video bandını da beraberinde götürmüştü. Bu bantta laboratuvarlar, uzaylılar ve ABD hükümetinin yetkili personeli görünüyordu. Alarmı ve kamera sistemini kapatan Thomas dışarı açılan yüz çıkıştan birinden yüzeye çıkmıştı. Thomas orijinal belgeleri çok iyi sakladıktan sonra her birinden beşer kopya çıkardı. Thomas saklanmaya karar vermişti ve bu amaçla karısını ve çocuğunu evinden almaya niyetlenmişti ki evinin önünde hükümet ajanlarına ait bir minibüsü beklerken gördü. Thomas yakın bir arkadaşının ihanetine uğramıştı. Ajanlar Thomas'ın karısını ve çocuğunu tesislerden aldıklarını geri vermesi şartıyla serbest bırakabileceklerini söylediler. Ailesinin biyolojik denemelerde kullanılacağını anlayınca ortadan kaybolmaya karar verdi. Bu 10 yıl önceydi. Thomas böyle bir gizli entrikaya nasıl karışmıştı? Şimdi 50'li yaşlarda olan Thomas, 20'li yaşların ortasında Batı Virginia'da bir yeraltı tesisinde çok gizli fotoğrafçılık eğitimi almıştı. O 7 yıl hava kuvvetleri için çok gizli fotoğrafçılık yaptı. 1971'de Santa Monica, Kaliforniya'da Rand Corporation için çalışmaya başladı. 1977'de Dulce tesislerine transfer oldu. Yer altındaki görevini derin yeraltı tüp mekik sistemiyle gidiliyordu. Bu zaman için Santa Fe, New Mexico'daki bir güvenlik görevlisi özel olarak UFO görüntüleri, hayvan parçalanması fenomenini ve bölgedeki Mason Vicka gruplarının faaliyetlerini araştırıyordu. Thomas'ın ve araştırmacının ortak arkadaşı olan bir şahıs 1979'da Santa Fe'ye gelerek her ikisini de ziyaret etti. Ziyaretçi fotoğraflara, video bandına ve dulce üstünden alınan belgelere göz attı. Buradan bazı resimler çizildi ve böylece UFO araştırmacısı topluluklarının dulçe kağıtları diye bildikleri bilgiler ortaya çıktı. Thomas'ın iddiasına göre Dulce tesislerinde 18 bin kısa gri vardı. Ayrıca o sürüngenimsi insanımsılar da görmüştü. Thomas'ın bir iş arkadaşı evinde materyalize olan 1.83 metre boyunda bir süngerimsi ile yüze gelmişti. Süngerimsi ırk büyük çoğunlukla dördüncü boyutta bulunan ve dünya üzerindeki en kötü insan zihinlerini kontrolü altında bulundurup beyinlerini yıkayan genellikle ruhsal varlıklardı. Reptoid sürüngenimsi duvardaki New Mexico ve Colorado haritaları ile çok ilgilenmişti. Haritalardaki renkli toplu iğneler ve işaretler, sığırların parçalandığı bölgeleri, kaçırılma olaylarının yoğun olarak yaşandığı yerleri, eski harabeleri ve şüpheli yeraltı uzaylı üstlerini gösteriyordu. Çok katlı Dulce Yeraltı Üssü, üst güvenliği tarafından devamlı kontrol edilen merkezi bir sisteme sahipti. Üssün güvenlik seviyesi aşağı inildikçe artıyordu. Thomas gizlilik kategorisinde güvenlik derecesi Ultra 7'ye sahipti. Thomas'ın bildiği 7 aşağı kat vardı ama daha da fazlasının olması mümkündü. Birçok uzaydı yer altındaki 5. 6. ve 7. katlarda bulunuyordu. Dulce'den PC, yani Arizona'daki yeraltı tesislerinden daha sonra Nevada'daki 51. bölgenin altındaki bir üste bağlantıları vardı. Dulce'den kalkan Tüp mekik, Taos, Nime, Colorado Springs, Colorado Crete, Colorado Sandia gibi yeraltı üslerinden geçtikten sonra Casablanca, Nimi'ye varıyordu. ABD altındaki tüneller ve yeraltı şehirleri şebekesinin birbiriyle Tüp mekik bağlantıları vardı. Dulce üstü kapıları ve koridor üzerinden çoğu işaretler uzaylı sembol dilinde yazılmıştı. Bu evrensel sembol sistemi burada yaşayan insanlar ve uzaylılar tarafından rahatlıkla anlaşılmaktaydı. Thomas'ın anlattığına göre yer altındaki ikinci kattan sonra herkes çıplak olarak tartıldıktan sonra üniformaları veriliyordu. Ziyaretçilere kapalı beyaz üniformalar veriliyordu. Herkesin ağırlığı güncel olarak bilgisayar kimlik kartının üzerine işleniyordu. Ağırlıktaki herhangi bir değişiklik anında kaydediliyordu. Şayet 3 poundun üzerinde ise fiziksel bir inceleme ve X-ray'den geçmesi isteniyordu. Bütün hassas bölgelerin ön tarafında göstergeler vardı kapı kontrol panellerinde ve döşeme ile kapı arasında da göstergeler vardı. Her şahıs bilgisayar kimlik kartının kapının yanındaki yarığa sokuyor ve nümerik kodu anahtar tuşuna giriyordu. İşlemler sırasında meydana gelebilecek en ufak bir aksaklık bile oraya bütün güvenlik memurlarının toplanmasını sağlıyordu. Hassas bölgelerde kimsenin bir şey taşımasına izin verilmiyordu. Bütün malzemeler bir taşıma bandına konuluyor ve röntgen cihazından geçiriliyordu. Aynı işlem hassas bölge terk edilirken de tekrarlanıyordu. Bütün asansörler manyetik olarak çalışıyordu ve asansör kabloları mevcut değildi. Işıklar da dahil her şey ileri manyetik bir sistem tarafından kontrol ediliyordu. Buralarda alışılmış ampuller yoktu. Tüneller, fosforlu birimler ve şekilsiz emisyon şeritleri vasıtası aydınlatılıyordu. Bazı derin tünellerde bölgeyi geçici olarak aydınlatmak için bir çeşit fosfor, pentooksit kullanılıyordu. Bilinmeyen sebeplerden dolayı uzaydılar bu bölgeye yaklaşmıyordu. Yer altındaki birinci kat yol bakımı için garaj ihtiva ediyordu. İkinci katta trenler, mekikler, tünel delgi makineleri ve disk bakımı için garaj bulunuyordu. Dördüncü katta insan aurası, telepati, hipnoz ve rüyalar üzerinde araştırmalar yapılıyordu. Thomas'ın dediğine göre onlar insanların biyoplazmik bedenini fiziksel bedenden ayırıp bunun yerine uzaylı varlığın hayat güç matriksini yerleştiriyorlardı. Bu şekilde insanın can, hayat gücü matriksini ortadan kaldırıyorlardı. Altıncı kat kabus salonu olarak biliniyordu. Buralarda balıklar, kuşlar, fareler ve benzeri hayvanların orijinal şekillerinin değiştirildiği genetik laboratuvarlar bulunmaktaydı. Bu katta ayrıca çok kollu ve çok bacaklı insanlar kafeslerde tutulan 2,5 metre uzunluğunda hümanoid insansı yarasa benzeri yaratıklar vardı. Uzaylılar insanlara genetik hakkında hem faydalı hem de çok tehlikeli birçok şey öğretmişlerdi. Griler ve reptoidler analitik zekaya sahip teknolojiye yatkın yaratıklardı. Diğer bir uzaylı grup olan Nordikler insanlarla çatışma halindeydi. Belki de gelecekte vuku bulacak büyük savaşlara burada hazırlanılıyordu. Bu sürüngenimsilerin bir özelliği de diğer canlı varlıklara karşı etik ve insani hiçbir duygu ve düşünceye sahip olmamalarıydı. Bu nedenle her türlü deneyi rahatlıkla yapabiliyorlardı. İnsan genetik haritasının çıkarılması Genom projesi için Amerikan Enerji Bakanlığı'nın içinde şu kuruluşlar bulunuyordu. Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı ve tabii ki DOE tarafından yürütülen Dulce Yeraltı Laboratuvarları. Thomas'a göre uzaylılar Andorijandı. Yani hem erkek hem dişi yani çift cinsiyetti. Ve ortaya çıkan canlı Partenogenes yani kendiliğinden üremeyi de çoğalıyordu. Dulce'de çok geçerli form veya üreme poliembriyoni idi. Yani embriyo 6 veya 9 birey ortaya çıkaracak şekilde bölünüyordu. Uzaylı ve insan biyotekniği insanlığa hizmet etmek için mi yoksa bizleri kontrol etmek ve egemen olmak için mi kullanılacak? Niçin UFO'lar tarafından kaçırılanlar genetik deneylerde kullanılıyor? Thomas, Dulce'den ayrılmasına neden olan şeyin 7. kattaki kafeslerde gördüğü ve ondan yardım isteyen insanların olduğunu söylemişti. Thomas'a göre sıra sıra binlerce insan ve insan uzaylı melezleri insanımsı embriyolar soğuk hava depolarında tutuluyordu. Uzaylılar ne toprak, ne altın, ne madenler, ne su, ne de insanların sahip olduğu şeyleri istemiyorlardı. İstedikleri tek şey dünyanın manyetik gücüydü. Uzaylılar bu gücü bizim bilmediğimiz bir şekilde kullanıyorlardı. Evet, Thomas'ın hikayesi inanılmaz gibi görünüyordu. Ama anlatılanlar gerçekte yaşanan bir kabusun sadece bir kısmını oluşturuyor olabilir. Dulce'de garip şeyler olduğuna dair birçok delil vardır. Thomas'ın bunlara da cevabı var mıydı? Ufo görüntüleri, kaçırılma ve hayvan parçalanma olaylarının arkasında daha korkunç hakikatler gizleniyor olabilir. Yakın zamanda Artuç Mesa'daki sondaj ve bilgisayar analizi yapan bir grup bilim adamı, Mesa'nın altında derin mağaralar olduğunu tespit ettiler. Belki de bu mağaralar derin ve büyük bir yeraltı üssünün kapılarıydı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.